Adem Hoca'dan herkese iyi günler. Öğrencim Beyza ile birlikte yine edebiyat yarışması, edebiyat genel tekrar yapacağız. Ben soracağım, sizler cevap vereceksiniz. Beyza kızımız da güzelce yazacak, tamam mı? Beyza, heyecan yok değil mi? Tamam. Evet, Beyza. Şimdi çıkmış bir soru, gel Beyza. Şu şiir, okuyacağım şiir hangi şiir anlayışına uygun? Atımı istedim evin güğü gerindi. Çin gülleri gibi bir yerden oradan geliyordum. Öyle sular dağların üstüydü isminiz. Yeşil osulukları gibi rüzgarım. 1001 yıl rüzgar değirmenimizde kaldım. Evet. Daldan dala atlamış. Farklı kelimeler kullanmış. Soyut. Tamam mı? Ne yazıyoruz? İkinci yeni yazalım. İkinci. Hangi Cumhuriyet dönemi şairimiz aynı zamanda romancımızın şu eserleri var? Sokaktaki Adam, Kurtlar Sofrası, Sırttan Payı romanıdır. Der-Saadet'te Sabah Ezanları romanıdır. Abbas Yolcu Gezi yazısıdır. Tamam mı? Ve Elde Var Hüzün, Sistel Bulvarı, Yağmur Kaçağı da çok önemli şiirleridir. Hemen yaz, Atilla İlhan. Arkadaşlar, şu sayacağım kişiler şiirde hangi anlayış olabilir? Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören, Mehmet Akif İnan. Hangi şey olabilir? Yine bunlar bir dergi etrafında toplanmış. Hisarcılar. Hayır. Hisarcılar deyince aklımıza Mehmet Çınarlı gelecekti. Bak, Cahit Zarifoğlu. Ondan sonra Cemal Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören, Mavera. Evet, Maveracılar. Çok önemli. Bu adamın şu şiir kitapları çok giriyor arkadaşlar. İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller. İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller. Lütfen bunu not alın bakın. İşaret Çocukları. Hemen yazalım. Cahit Zarifoğlu. Aman Cahit Zarifoğlu. Rahatı Kaçan Ağaç şiir kitabı var. Telgrafhanesi var. Mikado'nun çöpleri var. Melih Cevdet Anday yazalım. Melih Cevdet Anday. Rahatı Kaçan Ağaç. Çok önemli. Rahatı Kaçan Ağaç. Şu okuyacağım şiir birinci yeni Orhan Veli şiir anlayışına uygun mu? İkiz hayaletler gibi yürüdük. Puslu aydınlıktı o bahar günü. Gece bir tepeden seyrettik büyük yıldızların suya döküldüğünü. Şiirin sonunu söylüyorum. Yürüdük günü, büyüdük döküldüğünü. Bir redif kafiye var. Ahenk var. Orhan Veli garip şiir olabilir mi? Olamaz. Hemen şöyle yazalım. 3S yaz. 3S eşittir garipçiler. Bu 3S'yi şöyle yazın. Sıradan insanın sıradan yaşamını sıradan bir dille anlatmaya Orhan Veli akımı, o hareket diyoruz. Çok önemli bir milli edebiyat roman özetini soracağım. Beyza, sana gelsin. Şimdi Reşat Nuri'nin öğretmen karakterlerinden Şahin Bey, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını desteklemek için yazmış. Muallim İstanbul'a tayini çıkıyor, Anadolu'ya gitti, daha sonra tayini aldırıyor. Köyün düşmanlar tarafından işgal edilmesi de başlar. Köyde bazı kişilerle işbirliği yapmak istemiş. Şahin Bey, öğretmen, tekkelerin kapatılması için yazılmış bir roman deyince ne gelecek? Yeşil Gece. Öğretmen Aliye, Kurtuluş Savaşı, Aliye vurun kahpeye. Yaz. Vurun kahpeye Aliye. Çok önemli. Bazı şeyler bizim için çok önemli arkadaşlar. Ahmet, Yakup Kadri hangi romanında İstanbul'un yozlaşmasını, İstanbul sosyetik kesiminin İstanbul subaylarıyla ilişkisini, kahrolsun İstanbul dediği, İstanbul'un böyle Sodom ve Gomorre yazalım. Sodom ve Gomorre, Yakup Kadri romanı, amaç İstanbul'u lanetliyor. Tamam mı? Yozlaşmış İstanbul. Hatta bu Sodom Gomorre kelimesi Beyza, Kur'an-ı Kerim'de helak olmuş kavimlerden. İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de varmış. Türk'ün Ateşli İmtihanı, Halide Edib'in hangi tür eseri? Türünü soruyorum. Hikaye, roman, neyi? Türk'ün ateşli imtihanı anıymış. Yazalım arkadaşlar. İstiyorsan şuraya yaz canım. Türk'ün ateşli imtihanı, bir de mor salkım ev. Ben şöyle ezberledim Sude. Güzel değil mi? Türk'ün ateşli imtihanı anı. Hocam çok gözünden bakmak güzel. İşte öğretmenin gözü bu. Ne yapayım? O kadar çok eser var ki. Gerçekten öğrencilere bazen böyle hak veriyorum. Zor yani. Ama siz de iyisiniz. Ama dediğiniz mantık gerçekten. Evet. Mesela Aliye vurun kahveye. Değil mi mesela? Kor yürek, kor kürek. Bazı şeyleri kendinizde bu şekilde çıkarabilirsiniz. Zor bir soruydu. Ömer Seyfettin'in bir romanında amaç şeymiş. Rüşvetle, haksız kazançla mesafe kat etme, belli bir seviyeye gelme. Bu roman hangi şeymiş arkadaşlar? Ömer Seyfettin'in Eşkari Zaman. O onun değil ya. Tamam. Efruz Bey'miş. Yazar mısın? Efruz Bey Ömer Seyfettin. Evet. 5 hececilerden Aruza Veda şiiriyle Aruza Veda edip hece Halit Fahri Ozansoy. Halit Aruza Veda Halit Fahri Ozansoy olacak. Biliyorsunuz Tanzimat romanında 9 yaşında bir kız mı Dilber? Kafkasyalı. Sergüzeş değil mi? 4-5 yere satılıyor. En son kendini intihar ediyor nehre atarak. Evet hocam. Orada hatta Sami Paşazade Sezai yapmış. Evet. Annesinin hayatını yaptılar. Gerçekten. Ooo. Sergüzeş Dilber. Tamam mı? Yazmana gerek yok. Sami Paşazade Sezai köle esir ticaretini anlatıyor. 200 tane eser yazmış. Hacı Evvel lakabı, yazı makinesi, Ahmet Mithat Efendi. Evet, 200 eser. Hatta ben şey okumuştum Sude. Bu 18-19 yaşında yazmayı öğrenmiş. Çok geç öğrenmiş. Evinin altında bir tane şey kütüphane kurmuş. Yani orada Fransızca çok ciddi bir yükselme içerisine gitmiş. Halim İbrahim sana gelsin. Tanzimat'ta hangi sanatçımız sözlük çalışmaları ile meşhur? Kamusu Türkî, Kamusu Arami, Kamusu Fransavi, Ansiklopedi Kamusul Alam. Sefiller ve Robinson Crusoe çevirmiş ilk defa. Şemseddin Sami sözlük çalışması diyelim Beyza. Şemseddin Sami Türk edebiyatında ilk şiir çevirisini kim yapmıştır? Eserin adı. Şiir çevirisi, şiir. İlk şiir. Şinasi'nin hangisi? Şinasi'nin hangi? O şey. Şiir. İlk şiir. Tercüme-i Manzume. Çak. Sude. Tercüme-i Şinasi, Tercüme-i Manzume. Edebiyatımızda ilk noktalı işaretleri hangi eserde? Şair Evlen. Ne? Şermen mi? Ali İbrahim bugün vallahi topları taç atıyorsun ha. Evet, ilk noktalama şair evlenmesinde. İbrahim sen bir sus tabi. Vardı da nedir o acaba? Kübülü nedir yani? Edebi akımlarda şu. Sanatçı Beyza kendi iç dünyasına çekiliyor. İç gözlemlerine bakıyor. Ondan sonra gözlem çok önemli. Tamam mı? Sonra içine atıyor. Birden dışa vuruyor. Çok güzel anlatıyor. Bu ekspresyonizm yazalım. Sınavda çıktı. 2021 AYT. Evet. Ekspresyonizm. Bunu şöyle bir öğrencim yazmış. Eks. Hani hastanede insanca eks derler ya. Eks. Öldü. Dışarı çıktı falan. Ya da egzoz. Yani. Ekspresyonizm. Çok güzel. Naturalizm hangi edebi akıma tepki olarak doğmuştur? Hayır, tepki olarak doğmadı. Sude bugün harikasın. Evet. Naturalizm yaz. Naturalizm. Realizmin devamı bir tepki olarak doğmamış. Peki. Realizm ve naturalizm ikiz kardeşlik bir fark vardı. Naturalizmde hangi kelimeler önemli naturalizmde? Hayır hocam. Bihter'in annesi gibi. Kuşaktan kuşağa. Bihter'in annesi gibi mi? Ona da. Ha, soya çekimi, deney, laboratuvar, hayatın iğrençlikleri, tabii determinizm, sebep sonuç ilişkisi. Bir de naturalizmde şey vardı Beyza. Kahramanlar seçildiği çevrenin diliyle konuşur. Çok iyi bir şey. Ondan dolayı Hüseyin Rahmiye neden biz naturalistleriz? Sokağın dilini edebiyata getirmiş. Tamam mı? Güzel. Sude bir soru sonra gelsin. Çok bir gıcık bir kadından bahsedeceğim. Bunu sen çok rahat yaparsın ya. Bak ama hemen cevap vermeyin. Bu kadın, bir romanın özetini anlatacağım. Supi ile evli. Bu kadın dinle. Öksüz, babası çok zengin, babasının katibi Supi ile evli. Ama çok pimpirikli, çok gıcık böyle, tamam mı? Evde bir tane cariye var. Cariyenin ismi Hüsnü Cemal. İsme bak, Hüsnü Cemal. Tamam mı? Hüsnü Cemal'i evden kovdurtturuyor. Bizim Supi de kızı seviyor diyor, ayrılıyor. Ayrı bir eve çıkıyorlar. Supi bunu yer mi? Supi ne yapıyor biliyor musun? Bu kadın ne yapıyor, kıskanç kadın? Çok güzel, evet, Zehra. Nabizade Nazım Zehra. Ürani diye bir Ermeni kızı, çok güzel bir kızı musallat diyor ki git Supi'yi baştan çıkar. Yani onun ellerini yık diyorlar. Hatta Hüsnü Cemal çocuğunu düşürüyor, intihar ediyor. Supi'nin işleri bir türlü. Yani ilk psikolojik roman denemesi. Naturalist ilk eser Nabizade Nazım Zehra. İlk psikolojik roman denemesi. Aferin. Arkadaşlar bak ÖSYM nasıl sormuş biliyor musun? Zehra dememiş. Bir kadın demiş. Supi'yi anlatmış. Ama zor bir soru. Ama nereden bileceksin? İşte kıskançlık. Naturalist. Tamam mı? Bu çok çok önemli. Güzel. Hangi edebi akım diyor ki Beyza? Edebi akımda mantık şu. Bir şiirin şiir olabilmesi için o şiirin gelenekten, akıldan, dinden, göreneklerden uzaklaşması lazım. Yani din engeldir diyor. Hatta böyle sarhoş bir insanın yazı yazması, insanın rüyada yazması, sürrealizm. Aferin Beyza. Sürrealizm, bilinçaltı, rüya. Hatta böyle sarhoş insanın bir şeyler karalaması şaheser kabul edilmiş. Sürrealizm, bilinçaltı, rüya. Otomatik yazı diyedikleri şey bu. Tamam mı? Bundan da soru gelmiş zaten. Hangi edebi akımda, şiirde, müzikalite, soyut, ağır bir dil, sembolizm. 19. yüzyıl sanatçısı Sergüzeştname eseri var. Divan şairi. Bayburtlu Zihni. Yazalım. Sergüzeştname. Sude hemen cevap verme. Millet biraz düşünsün ya. Çok yani çok iyisin ya. Sude bunu yapamayacaksın lan. İnatlaştım. Sude şu kelimeleri görünce aklına ne gelir? Selis, kalenderi, satranç, vezne, aher. Yok canım ne? Hayır bilemezsin. Selis, kalenderi, vezne, aher, satranç, semai kelimeleri size niye hatırlatacak? Beyza geliyor mu aklına bir şey? Nasıl bir şey gelmesi lazım? Halk edebiyatı sanatçılarından bazıları kaçamak da olsa divan şiiriyle şiirler yazıyor. Onların adı vezne, aher, satranç, kalenderi imiş. Tamam, çok önemli. Tamam. Aruz'da yazılan halk edebiyatı nazım biçimleri. Aruz'da yazılan halk edebiyatı nazım biçimleri vezne, aher, kalenderi, satranç aklınıza gelsin. Tamam. Beyza, semai ile varsa arasındaki fark istiyor. Hocam semai'nin kendine özel bir şey var. Neyi vardı? Ezgisi. Ezgisi var. Aynı zamanda varsa işte yiğitlik falan gibi. Birehey. Ortak yönü ne? İkisi de hangi heceli? 8'li. İkisi de 4. Güzel. Semai varsa arasındaki fark. Güzel. Peki semai varsa destan koşma. Koşma kaçlıydı? Bak koşma 11'li, semai varsa 8'li. Tamam mı? Bunu lütfen bilelim. Bunu çok bilirsiniz. Divan neslinde tarikat şeyhlerinin, din büyüklerinin hayatlarını anlatan nesil kitaplarına divan neslinde. Hani Pentname, Sefaretname var ya bunun gibi bir şey. Tarikat büyükleri. Manyak yine bildi ya. Menakıb name. Şöyle nereye geçelim? Sude'nin. Menakıb name. Tamam. Nur Baba dedim. O kadar kapandı. Şehzadelerin düğünleri. Surname. Surname. Yaz. Aferin. Sude'nin ağzı açık kaldı. Düşünürken ya hepsi mi yapacaksın? Evet. Aklıma geldi. Divan neslinde şu isimleri duyursanız ne gelecek? Naima, Peçevi, Aşık Paşazade, Ahmet Cevdet Paşa deyince tarih gelecek. Tarihçi bak. Naima, Peçevi, Aşık Paşazade, Ahmet Cevdet Paşa çok önemli. Belki sınavlarda gelebilir. Mihnet-i Keşan kimin divan şiirinde? Mihnet-i Keşan. Gülşen-i Aşk. İzzet Molla. Evet. Keçecizade İzzet Molla. Tamam. Arkadaşlar, divan şiirinin son büyük şairinin en önemli mesnevisini istiyorum. Divan şiirinin son büyük temsilcisinin Manyak. Ya, manyak. Yaz. Şeyh Galip Hüsnü Aşık. Biliyor yani. Hocam siz bu tarafa geçin. Tamam. Güzel. Hadi bakalım. Ahmet bu soru sana gelsin. Tamam hocam. Çok güzel soru lan. Tamam. Sude lütfen. Allah aşkına. Söyle. Açık şarkı. Kanuni ölünce ünlü bir şairi Mersi yazıyor. Kanuni'nin oğlu. Şehzade Mustafa ölünce de başka bir ünlü sanatçı Mersi'ye yazıyor. Taşlıcalı Yahya giderse. Ama Baki. Baki'nin Baki demişim ya. Kanuni ölünce kim Mersi'ye yazıyordu? Hayır. Baki. Kanuni Mersiye'si. Şehzade Mustafa da Taşlıcalı Yahya. Çok güzel. Kanuni Mersiye'si Baki. Şehzade Mustafa yaz. Şehzade Mustafa eşittir Taşlıcalı Yahya. Sınavda çıktı arkadaşlar. Sınavda çıktı. Kıracağım kız. Evet. Halil Bey abi sana geliyor. Divan şiirinde sivri dili, eleştirileri, sadrazamlara aköpek redifli şiirler yazan, 4. Murat tarafından kaç defa odaya çağrılan, yapma etme kankam bak. Kim bu? Nefi. Eseri neydi? Sihamı. Peki halk şiirinin sivri dillisi kimdi? Seyrani. Yaz. Nefi, Sihamı kaza. Bir de halk şiirinde Seyrani var. Harikasınız, manyaksınız ya. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten. Ya ne bileyim ya. Hadi lan. Fuzuli'nin hangi eserinde? Saadet bahçesi anlamındadır. Kerbela olayını anlatan düz yazı şiir. Sana mı sordum? Ha? Hadikatı Sude, pardon, Hadikatı Süeda. Hadikatı Sude, Hadikatı Süeda. Evet. Fuzuli'ye bağlanan maaşı alamayınca mektup yazıyor padişaha. Şikayet. O şikayet de var. İlk beytini bilen var mı ilk mısrasını? Ne bilelim hocam ya. Allah o kadar değil ya. Selam verdim. Selam verdim. Doğru. Selam verdim. Rüşvet deyu almadılar. Ya hadi hocam. Sınavda çıkabilir ya. Bile hatırlamıyordur bunu. Gıcık seni. Evet. Oo. Kur'an-ı Kerim'de geçen Yusuf kıssasını anlatan 1529 beyitlik Türk Edebiyatı yazılmış ilk Yusuf Züleyha mesnevisi Şeyyat Hamza yaz. Şeyyat Hamza. Ya her şeyi biliyorsunuz ama. Allah Allah, her şeyi biliyorsunuz. Hocam Mısır'ın zehir gibi. Hangi mesnevide Simurg, Hüdhüd? Hadi. Hangi mesnevide Simurg var? Simurg, Hüdhüd var. Bunlar 30 tane kuş. Mantıkut Tahir. Evet. Gülşehri Mantıkut Tahir. layık oldu. Birkaç yıl önce şöyle bir soru geldi Sude. Hangisinde yazım yanlış var demiş. Demiş ki Gülşehri Çekname adlı eserinde. Çekname Ahmet kimin? Ahmet Vay, Ahmet daha iyi. Hedefimiz 24'te 24. Sen tam bir mahpikersin. Tam bir zehrasın. Sen tam nesin? Divan şiirindeki şairi kimdi? Hoca Dehane. Aferin. Biliyor. Vallahi biliyor. Aa, bu biraz zor bir soru. Divan neslinde hangi türün adı gençlik, yiğitlik anlamında ahilik teşkilatının esasları anlatılıyor? Cömertlik, fütüvet, Halil İbrahim. İşte bu ya. Bana böyle geldi. Yaz. Fütüvetname, ahilik teşkilatı, cömertlik, yiğitlik, edep, ahlak. Yaz. Evet. Fütüvetname. Hangi romanda Milli Edebiyat döneminde Adnan, Süheyla, Belkıs diye var? Bu İstanbul'un 3 dönemini anlatıyor. Yaz. 3 İstanbul. Kim yazmıştı? Mithat Cemal Kuntay. Aferin Halide İbrahim. Mithat Cemal Kuntay. İstanbul'un 3 dönemini anlatmış. Arkadaşlar, Aka Gündüz deyince tek roman aklınıza gelsin. Dikmen Yıldızı. Aferin kız. Aka Gündüz Dikmen Yıldızı Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Bir amca var. Eskiyi savunuyor. Bunun kızı Sakine var. Damadı Servet var. Torunları Seniha ile Cemil var. Konakta kuşak çatışması. Evet. Kiralık konak. Kuşak çatışması. Seniha falan falan. Peki. Ayşen, İhsan, Peyami, ateşten gömlek. Her tarafı doldurduk mu? Ne yazdın hocam? Ateşten gömlek. Ayşe, İhsan, Peyami. Çok iyisiniz ya. Arkadaşlar, bir şairin amacı eskiliğini sentezlemek ise, eskinin muhteşem yüzyılını anlatmak var ise, hangi şey gelecek yani? Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Böyle sentezci şair deyince yakımıza Yahya Kemal Beyatlı gelecek yani. Ahmet Celal nerede? Ahmet Cemil nerede? Ahmet Celal. Sana sormadım bir dur. Hocam Ahmet Celal Yakup Kadri'de, Yaban'da. Hı-hı. Ahmet yeri neydi? Cemil. Ahmet Cemil. Böyle mai hülyaları var. Mai ve siyah. Halis yani. Ahmet Celal, Ahmet Cemil. Yüzbaşı Cemil neredeydi? Cehennem Yüzbaşı. Cehennem Yüzbaşı. Yüzbaşı. Ankara. Yok. Yorgun Savaşçı. Kemal Tahir. Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçısı da vardı. Arkadaşlar, bu adamın Ferda'yı Garam diye bir romanı var. Bir genç kız kalbi var. Kadınları seven, kadınsız ortamda olmak. He? Hayır, Servet Fırın dönemi la. Servet Fırın dönemi. Garam-ı Şebap, İhtizar, Aşıkhane, Mehmet Rauf. Mehmet Rauf. Neydi? Ferda'yı Garam. Eylül. Hocam hayır, bir genç kız kalbi çok çıkıyor. Evet, bir genç kız. Ferda'yı Garam aşkın yarısı anlamında. Mehmet Garam fark bulabilir. Eylül romanında kim vardı? Süreyya. Suat, Süreyya, Necip. Huzur romanında 4 kişiydi. Huzur romanında Ahmet Hamdi Tanpınar'da kim vardı? Nuran, Mümtaz, Suat vardı. Mümtaz, Nuran, Suat, bir de İhsan mı vardı? Hocam İhsan her yere koydunuz. İhsan her yerde var ya. Evet. Çok basit. Harika, çok güzel gidiyorsun. Edebiyatımızda ilk mensur şiiri kim yazmıştır? Halit Fahri. Eserin adı ne? Mensur şiirdir. İkincisini kim yazmıştır? Mehmet Çınarlı. Gel şuraya, bir gel. Allah'ın seversen. Gel. Yetti bitti. İşte hocam size... Bu Sude var ya, bugün çok iyiydin ya. Çok iyi. Her zaman... Seninle çok kavga ediyoruz ama olsun yani. Değil mi? Beni seviyorsun. 11. sınıftan beri bunlara emeğimiz var yani. Sude çok iyiydin gerçekten. No, mensur şiirler, hali siyah, siyah inci Mehmet Rauf. Harikası ya. Gerçekten güzel. Güzel oldu değil mi bence? Bence tekrar amaçlı güzel oldu. Bir ön hazırlığımız yok. Kitaptan okuyoruz yani. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Sizleri seviyoruz. Bu seriyi izleyin. Görüşmek üzere. Hepinizi alkışlıyorum.